Başta Akbelenli yoldaşlarımız olmak üzere aramıza teşrif etmiş, bizlere haklı davamızda destek veren sayın milletvekillerimiz, siyasilerimiz, partililerimiz, basın mensuplarımız, İstanbul'dan kuzeyden güneye, doğudan batıya aramıza teşrif eden bütün canlara, bütün emekçilere, bütün direnenlere selam ve saygılarımızı arz ediyoruz. Zulme karşı çıkmak, haksızlığa karşı çıkmak provokatörlük değildir. Bu millet kanlarını rahmetli ecdadımız bu kutsal topraklar uğruna feda ederek kazandı. Arabistan için, Orta Doğu için hurman nasılsa bizim için de zeytin odur. Zeytin ağacı kutsaldır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah bizzat ona yemin içiyor. Kutsal ağaçlarımıza, kutsal topraklarımıza sahip çıkmak provokatörlük değil, erdemliliktir, onurdur, şereftir, namustur. Bu dava sadece Dikmece'nin davası değildir. Hepimizin davasıdır. Dava sadece ağaçtan ibaret değildir. Yani buradaki büyük bir beldenin, büyük bir mahallenin %80'ine, 90'ına konmak ne demek? Yarın bu millet çocuklarına ne bırakacak? Nerede ev kuracak? Nerede sebze meyve yetiştirecek? Niye sadece Serin Yol? Niye sadece Alazı, Üçgedik, Büyük Dalyan, Güzelburç, Karaali, Maşuklu, Küçük Dalyan, Ekinci ve Orhanlı? Niye? Alevi olduğumuz için. Sadece Alevi olduğumuz için mi? Yani burada neyi demek istiyorlar? Ben senin malının %80'ine, %90'ına konacağım ve yarın sen buradan çekip gideceksin. Onlara çok kibar ve medenice söylüyoruz. Herkes gider, biz gitmeyeceğiz. Biz nice hükümetler gördük. Nice bürokratlar gördük. Hepsi geldi, gitti, unutuldu. Ama biz hala buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü biz burada yolcu değil, hancıyız. Biz burada kiracı değil, ev sahibiyiz.